Herkese merhaba. Kadın Girişimciler Derneği KAGİDER'in desteklediği girişimcilerden bir yine daha birlikteyiz. Azel Topçu bizimle. Kendisi NASA'nın rakibi. Evet, yanlış duymadınız. Hakikaten bu ürünleriyle geliştirdiği kendi yarattığı markasında artık NASA'nın rakibi. Merak ettiyseniz lütfen bizim söyleşimize katılın. Azel, önce seni tanıyalım mı? Biraz kendinden bahset. Tabii, merhabalar. Azel Topçu'dan. Aydın'da doğduğum aslında. İstanbul'da kazanana kadar Aydın'daydım. İstanbul Üniversitesi Mühendisler Bölümü ve Gençlik Bölümü'nü kazandım. Okul bittikten sonra bir dönem yurt dışında yaşadığım Orlando'na geri dönüp gençlik alanında Türkiye'de yaşamak istedim. Bulamadım maalesef ki. Başka alanlarda çalıştım. Ama artık tamamen dedim yani ben istemiyorum, başka alanda çalışmak istemiyorum. Biraz da artık yaşam çok zor olmaya başladı benim için İstanbul'da. O zaman dedim ki ben yurt dışına gideyim. Zaten gezmeyi çok seviyordum. Birçok ülkeyi gezmiştim. Ama benim kafamda uzak doğuya gitmek, oralarda yaşamak vardı. Bir oralara bir seyahat yaptım. Çok beğendim. Çok yaşamak istiyordum. Ta ki şöyle bir problemle karşılaştım. Uzak doğuda süt ve süt ürünleri tüketmiyorlar. Yani bizim kullandığımız inek sütü yok, yoğurt yok, peynir yok. Çok mu kötüler onlar? Yani hiç kullanmıyorlar. Buradan ithal olarak gidiyor ama o da çok şey marketlerde çok yüksek fiyatları satıyor. Bizim böyle günlükler gibi yediğimiz o yoğurt, peynir bulamıyoruz. Soyadan yapıyorlar ama o benim çok hoşuma gidiyor. Soyasını yiyorlar. Dedim ki yani bunu bizim götürmemiz lazım. Orada yaşamaya karar verdiysek bize bu ürün lazım. Şimdi peyniri taşıyıp götüremeyiz, yoğurdu götüremeyiz. Bozulan ürünler dayanmaz. Üründen zaten sokamayız. Ve ağır bir ürün. Direkt yanımıza da taşıyamayız. Dedik ki nasıl yapalım öyle? Dediler ki ya sen geri titri değilmişsin, yaparsın. Bozulmayan peynir yapsana bize. Yani bozulmayan peynir mi olmuş? Nasıl oluyor yani? İmkansız bildiğimiz peynir. Sonra bunu ne yapabiliriz? Şimdi gitmeye karar verdik ya, kafada bir gitme şeyi var ama biliyoruz ki bizimki çok önemli. Kahvaltı yapacak hiçbir şey yok. Yani ekmeği de kullanmadıkları için kahvaltı yok kültürlerinde. Bayağı ağır yemek var. Biz ne yapabilirim, ne edelim derken tabii geri döndük bu süre zarfında. Hızlı bir gidiyoruz. Biraz araştırmaya başladım nasıl bir şey yapabilirim diye. Bizim normalde işte genetik okurken laboratuvarlarında kullandığımız reçeteleri gördük. DNA'yı, RNA'yı, işte nesil falan hücre kültürlerini sakladığımız bir teknoloji. Ya bazı ilaç sanayinde kullanılan bir teknoloji. Ya biz buradan bunu nasıl gıdaya uygulayabiliriz? Çünkü o teknolojiye rastlanacak 25-30 yıla kadar çıkıyor. Daha uzun çıkıyor. Buna bir baktık, mesela bir şeyler yapıyor bununla ilgili. Biz bu teknolojiyi buna uydurabiliriz. Bununla ilgili ben çalışmaya başladım. Bir ekip oluşturduk. Hocalarımız da aldık arkamızda. Hep beraber çalıştık. Baktık ama bu şekilde olmuyor. Yani herkes bir yerlerde çalışıyor. İş çıkışında ARGE yapıyoruz ve para aldığımızda dedik ki biz buna bir başvuralım. Uçağı proje yazdık. Onlar da bizim projemizi kabul ettiler. Bize devlet hibesi verdiler. Harika. Biz böyle işlerde istifadeli Teknopark'a yerleşip bir ARGE yaptık. ARGE'mizi tamamladık diyeyim aslında. Daha öncesinde başlamıştık. Ne kadar oldu sen? Ne kadardır buna çalışıyordun? Yani bizim 2 yıllık bir ARGE çalışmamız vardı zaten bunun üzerine. Sonrasında devlet desteği oluyor da şirketleşik. Geçen şirketleşik. İşte son bir ayda da şu ürünleri oluşturmaya başladık. Her türlü gıdayla çalışabiliyoruz. Yani et ürünleri, süt ürünleri, meyveler, sebzeler, şiş gıdalar. Aklınıza gelebilecek her türlü ürün ne? Mesela en favori ürünümüz bizim bamya turşusu. Bamya? Bamya turşusunu bu hale getiriyoruz, kurutuyoruz. İnsan inanılmaz tepki veriyorlar. Mesela biraz önce burada bile şu an standımızda var ürünlerimiz. Gelenleri denetliyoruz. Herkes de diyor ben bamya tüketmiyorum yani. Biz toplum olarak bamya ne kadar sebze, faydalı bir sebze olduğunu bilsek çok tüketmiyoruz, çok sevmiyoruz. Diyorum ki lütfen bir deneyin. Ya bu bildiğimiz bamya gibi değil. Bamya böyle, var. Mozzarella peyniri var. Zeytin var ve muz var. Bir bakıyorlar şöyle küçücük bir tane minik minik benim bamyaları. Diyor ki başka bir şey. Bu normal değil yani, nasıl bir şey? Bamya yemeyen insanlara bamya tüketiyoruz. Sevmeyenler de seviyorlar mı yani? Artık yiyorlar. Yani gerçekten yiyorlar. Bütün besinler de içinde olduğu için zaten alması gereken o vitaminleri, mineralleri tamamını alabiliyorlar bu şekilde. Ve kıtır kıtır yolda giderken, dolanırken zaten bizim içinde bir tane daha alabilir miyiz falan diye gelenler var. Bayılıyorum onlara. Çeşit olarak bu kadar mı? Yani muz var, zeytin var. Evet. Bamya, peynir. Evet, 4 çeşit mi yaptın? Açıkçası şöyle biz başladık, bunu toptan olarak sunmaya çalıştık. Birçok firmanın özel üretim istediler. Onların istedikleri her türlü gıdayı bunları sağlayabiliyoruz. Bu şekilde ilerledik. Talep çok olunca böyle yakın çevremizde ya biz de istiyoruz, bunu artık bir yere koyalım dediğimizde dedik tamam dedik. Bize 4 tane ürün belirledik. 4 farklı tada uygun. Yani tatlı da var, tuzlu da var, ekşi de var. Hep bütün
ürünleri olabileceği bir 4 ürün seçtik. Bu 4 ürünle çıktık şu an için. Ama tabii özel üretimlerimiz devam ediyor. Yani yurt dışı da bu şekilde ürünleri vermeye başladık. Böyle paket halinde mi yoksa daha büyük ambalajlar? Daha büyük bank halinde ürünleri sunuyoruz. Yani bu şekilde isteyenlere tabii ki de veriyoruz. Kimler istiyor? Şimdi 1,5 aydır ürünleri sunmaya yani başladık. 1,5 ayda 9 tane noktaya girdik bu şekilde. Organik marketlerde zaten ürünleri bulabilirsiniz. Çünkü içme kaynakları tamamen organik. Onun dışında otellerle, restoranlarla çalıştık. İşte barlarla çalıştık. Diğer üretici firmalar var. Sonuçta bu ürünler bir kere bozulma gibi bir durum yok. Rafenme gibi bir durum yok. O yüzden buradan alıp yurt dışına götürmeye kalktığımızda zaten paketler bozulacak, kırılacak, dökülecek ürün olmadıkları için çok avantajlılar. Biz cennetteyiz aslında meyve ve sebzenin. Ama bazı ülkelerde bu yok. Buradan her türlü ürünü yolluyoruz. Bunu nasıl yolluyoruz? Ya konserve yapıyoruz, ya kurutma yapıyoruz. Bizim en büyük özelliğimiz aslında birazcık o. Yani ben orada aslında değinmek istiyorum. Sosyal sorumluluk kısmımız bizim çok yüksek. Çünkü taze gıdanın ömrü hiç dayanmadığı için biz onları işte kurutma ya da konserve yapıyoruz ama %40-%60'larda ürünleri kaybediyoruz. Bu ürün, bu teknolojiyle bizim ürünlerimizde hiç şekilde kayıp söz konusu. Yani en fazla %2-3'lerde kayıp söz konusu. Bu sayede ki gıdaları koruyoruz aslında, rafa ürünlerini uzatıyoruz. Onların besin tellerinin içinde kalmalarını sağlıyoruz. Nasıl sağlıyorsun? Hani genelde biz işte satılır marketlerde bakarız. Hep katkı maddeleri vardır evet. Ama seninkilerde katkı maddesi yok. Yok. Evet. Katkı maddesi olmadan peki bu nasıl dayanıyor, nasıl bozulmuyor? Biz içindeki yani hücre yapılarına hiç zarar vermeden bütün suyu uzaklaştırıyoruz. Suyun olmadığı bir yerde hiçbir canlı organizma yaşayamaz. Yani bozulma dediğim şey artık kütlenme ya da diğer canlıların, organizmaların oluşması demektir. Bunun hiçbir su olmadığı için yaşayamayacağına bizimle de canlılara yer vermiyoruz bir şekilde. Peki suyu nasıl uzaklaştırıyorsun? Bunun için geliştirdiğimiz bir cihazımız var bizim. Tamamen kapalı sistem. İşte el değmeden, oksijensiz ortamda. Böyle bir cihaz geliştirdik. Çok daha ucuza, çok daha hızlı bir şekilde. Yeni bir ürün mü? Yani var olan bir cihazı kullanmıyorsun. Siz yok, biz kendi geliştirdik cihazımız. Evet. Bu şekilde üretiyoruz ürünlerimizi. O yüzden eğer peki Feza, o prosesi, süreci anlatabilir misin? Yani nasıl işte muzu aldın, doğradın, aynen, bir kaba koyuyorsun, o cihaza koyuyorsun, oluyor mu yani? Onu bize anlatsın tam olarak. Aslında bütün bu kadar basit çok daha kompleks bir süreç. Evet, direkt bizim gibi üreticiden alıyoruz. Direkt çiftçiden alıyoruz. Yani çiftçi tarladan topluyor, bize yolluyor. Tamamen hepsi kendi yörelerine özgü, en organik, en sağlıklı ürünler üretiyor. Bunların gerekli işlemleri gördükten sonra işte kimisine doğramadır, soymadır, kesme işlemleri hazırladıktan sonra cihazlarını da yapıyoruz. Pardon, ama biraz daha yaklaştık. Evet. Müzik açıldı, engelleriniz. Tamamen zaten bütün eşit bir sistem cihazımızda. Cihaza yükledikten sonra bu cihazın kendi ürünün ne olduğunu, ne kadar sürede hangi işlem uygulaması gerektiğini zaten kendisi karar veriyor. Bunun akabinde de bize son ürünümüz çıkıyor. Biz de onları kalite kontrolünü yaptıktan sonra çok hızlı bir şekilde ambalajlayıp son tüketiciye sunuyoruz. Vay canına. Peki kaç kişi çalışıyor seninle beraber? Aslında şimdi bu ilk şey kısmında 6-7 kişilik bir ekibe sahip. Hocalarımız da vardı. Bir tane hocamız vardı. Fakültör hocamız. Akabinde şimdi üretime başladıktan sonra bunun işte 3-4 kişi tamamen üretimde, pazarlamada, marketingde böyle hemen dağıldık biraz da bölümlere ayrıldık. Bu şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Peki, şimdi girişimci olmak zor iştir. Evet. Sen nasıl cesaret ettin? Ne kadarlık bir sermayeyle, cepte ne kadar para vardı? Cibitak'tan ne kadar aldınız? Biraz o maliyet kısımlarını konuşalım. Açıkçası dediğim gibi yani bizim kendi ihtiyacımız da öncelikle bu. Yani oraya gitmek istiyorduk, bizim ihtiyacımız vardı, ne yapabiliriz dedik. Biraz araştırdık. Daha araştırdıkça daha çok öğrenme isteği duydu, daha çok araştırdık. Hocalara danıştık, bir ekip kurduk. Beyin fırtınası da bu ürün teknolojiyi düşündük artık ortaya çıkardık diye. O zaman işlerimiz yaptık. Yani hepimiz başka yerlerde çalışan, beyaz yakalı insanlardı. Sıfır sermaye. Sıfır sermaye. Yani bir yanda zaten vakit üretemiyoruz yani. Hem bir yandan da Ar-Ge için para gerekiyor, hem de vakit gerekiyor. Bunun için de işten ayrılıp buna girmemiz imkansız. Yani nasıl geçineceğiz? Yani iPhone'da ödememiz gereken bir ev kirası var. Akabinde bizden dedik işte projelendirdik. Çünkü sen daha güzelini aradık. Genç girişimci desteği alıp onunla başladık. Yarışmalardan
özel ödüller aldı. Yani çok küçük mevlalar da olsa aslında bizim için çok büyük mevlalar. Onlarla desteklendik. İşte mentor konusunda, ofis konusunda, laboratuvar konusunda hep bu yarışma sonuçlarından işte atıyorum Yıldız Üniversitesi Teknopark'ta bize hem laboratuvar verdi hem ofis verdi. Aynı şekilde birçok yarışmada böyle dereceler, ödüller alıp bu şekilde ilerledik süreçlerimizde. Şimdi bu ürünün ortaya çıkardık. Müthiş vallahi. Sıfır sermaye ama iyi fikir, inovasyon senin destek almanı sağlamış. Aynen öyle. Yani çok inandık yaptığın için. Çünkü sadece bizim değil de gerçekten çok büyük bir ihtiyaç olduğunu gördük. Ülke olarak da çok büyük bir ihtiyaç. Gıda esnafı çok yüksek, çok fazla ambalajlı ürün söz konusu. Yani şu anda bile markete gittiğinde bir sürü ambalajlı katkı maddeli ürünler var. Evet. Bunlar bunu çok tüketiyorlar. Çünkü onları yemeyin, sağlık atıştırmalıklar yiyin. Gerçek meyveyi, sebzeyi yiyin. Onlar da küçük bir onları da çok rahat yanınıza taşıyabilirsiniz, tüketebilirsiniz. Bu şekilde araştırıyorum. Bu şekilde senin yönteminle yapan başka şirketler var mı? Rakiplerin var mı? Var elbette rakiplerim. Yani şöyle söyleyeyim. Zaten dedim ki Amerika'da zaten bu işi bu şekilde yapıyorlar. Yani Rusya gerçekten bu teknolojiyi kullanarak yapıyor. Ama özünü konuşacak olursak bu teknoloji aslında İnkalara kadar dayanıyor. Aslında çok eski. Orada çok daha farklı kullanmışlar. Oradan aslında onlara böyle refere alıp da böyle bir teknoloji ortaya çıkmış. Hani kuruşma bizim kültürümüzde de olan bir şey var. Hani patates, patlıcan, biber, her şey. Her şey. Meyveleri de kurutuyoruz, sebzeleri. Ama biz güneşin altına koyuyoruz. Biraz daha teknolojik olarak fırına veriyoruz. Onlardan şöyle bir farkımız var. Biz de çünkü yani biraz önce ürünlerimizi de denediniz. Hiçbir şekilde çok şekli, lezzetli. Rengi bozulmadığı için ürünlerin, üzeri kılıcı değişmediği için bu kararma yok, yüzüşme yok, elastikçe yapı yok gibi. Şimdi sinyalin içinde normalde işte ısıt kullandığımızda yani güneş ya da fırında kullandığımızda hücre zarları patladığı için içindeki dışarı çıkarken besinler de bizim için iyi olan o vitamin, mineral, fenolik bileşenler de dışarı çıkıyor. Besinlerin bir kısmı, bir çoğunluğunu aslında biz kaybediyoruz. Bir de kararmasın diye dışarıdan takviyeler bulunuyoruz maalesef. Peki senin yönteminde o suyunu alırken vitaminleri vesaire suyla beraber gitmiyor mu? Suyunda yok mu onlar? Yok. Onlar tam yani onların hepsini ayrı ayrı testten yapıyoruz. Yani %100 tabii ki de hiçbir şey söyleyemeyiz ama %99'larda koruyoruz. Ooo müthiş. Çok güzel. Peki bu süreçte nasıl yol aldın? Evet mentorların vardı ama nihayetinde hiç iş kurmamıştın sen. Evet. Şu zamanlarını bize anlatsana biraz. Nasıl acemilikler, çok. Nasıl bilmemezlikler, nasıl hatalar yaptın, neler oldu? Yani çok fazla çünkü ya baştan sona bir şirketi yönetmek bir sürü alan var. Sonuçta ben muhasebeci değilim, hiç anlamadım. Yani finansçı değilim, hiç parayı yönetemem. Sadece Ar-Ge yapmak evet benim için. Ben seviyorum, laboratuvarda çalışmayı seviyorum. Ama dışarı çıktığında bunun satışı da var, pazarlaması da var. Var da var yani. Bitmek bilmeyen bir süreçler var. Bu konuda sürekli ne yapacağım ben alıyorum. Ama sorabileceğiniz soru kimse yok. Çünkü size soruyor herkes. Yani yanınızda çalışanlar da ekip arkadaşlarınız da size soruyor. Ama biz şöyle bir şey yaptık. Biz birbirine çok inanan ve çok güvenen bir ekipti. Herkes ne verdiyse böyle kimse bir şey istemeden sadece koydu. Çok inanmak için koydu. O çok güzel oldu. Sağ olsun hocalarımız çok destekledi. Mentorlarımız da çok destekledi. Onların yönlendirmesiyle, arkadaşlarımızın, çevremizin bize yönlendirmesiyle buralara kadar gelebildik. Peki, en büyük karşılaştığın zorluk neydi? Nasıl açtın? Yani şöyle, Ar-Ge kısmını zaten zorluk olarak ben görmüyorum. Sonuçta öyle bir sürü çalışmalar yaptık ama ürünü ortaya çıkardıktan sonra şeyle ilgili çok problem oldu. Mesela burada bile bazen karşılaşıyorum. İşte hem görüyor 30 yıl raflandı hem de görüyor ki katkı yok. Nasıl oluyor diyor. Bunu anlatmam gerekiyor. Diyor ki yani kesin bir şey koymuşsunuz diyor. Koymadım. Bu şekilde diyor. Ama bu tadı biraz inanmıyorlar. Zor oluyor biraz inanmalı. Diyor çok yoğun ama kesin ya işte bu da yiyor çok şekerli diyor. Bu şekeri o. Ya da işte zeytin de yiyor ama çok şeyli. Zeytin kendi tadı aslında öyle. Bir de şöyle bir sorun var. Ürünlerin ürün teknolojisi ürünler çok önemli. Yani bir tanesi bir gram bile gelmiyor. Öyle olunca paketlerde bakıyorlar. Ya bu çok az, böyle hiçbir şey yok gibi geliyor. Bu düşünsün de böyle kocaman paketler, daha ağır şeyleri. Diyorum yani bu böyle değil aslında. Yani şunun içinde 3 tane buz var yani. 3 tane dolu dolu buz var yani. Zaten sizin bir günde tüketmeniz gereken fazlasıyla var.
tek öğünde zaten tüketmeyin. Böyle açın birazını tüketin. İşte sabahtan biraz tüketin, öğleden sonra biraz tüketin diyoruz. Orada birazcık şey yaşıyorum. Ben yok ki o kadar falan oluyorlar. Bu ufak dirençlerle karşılaşabiliyoruz maalesef. Çünkü çok geniş bir mutfağımız var ama dışarıya çok kapalıyız. Yani Türk mutfağı olarak da, insanların damak tadı olarak da. Tattıktan sonra çok beğeniyorlar. Ama işte tattırana kadar, anlatana kadar yani o şeyi yakalamak biraz zor olabiliyor bazen. Tabii bir de kadın girişimci olan ayrı şeyleri var. O kısımda şöyle anlatayım. İşte aile yaparken sanayide sürekli gitmem gerekiyor. Yeri geldiğinde üreticilere gitmem gerekiyor. Yani bir anda işte genç bir kadın görünce çok atar ki. Çok fazla sanayi zaten. Yani kadının nüfusunu binde biri falan hayalde kadındır. Öyle olunca beni gördüklerinde karşılarında bir enteresan oluyor. Bu nereden biliyor, ne anlar falan böyle. Küçümseyerek mi bakıyorlar? Küçümseme de oluyor. Bu da olur olur diyor. Bilmiyorum olmaz mı? Bunun özellikleri böyle böyle bana kulağındı. Nasıl olsa anlamaz diye sana bir şey veriyorlar. Kakalamaya mı çalışıyorlar? Yani, sen ne yapıyorsun? Neyin bu iş? Ne işin var buralarda falan? Onları biraz aşmak zorundayım ki bu otel sektöründe de çok olan bir şey. Normalarda da bazen karlara çıkamıyorum diye anlatmak da zorundayım. Çünkü hep ileri yaşta insanlar, çok ataerkikler, çok alaylılar. Öyle olunca böyle genç bir kadın girişimci onların karşısında ve okumuş bir şeyler üretmiş de gene. Bir dumura uğrama durumu olabiliyor. Peki o dumura uğramada hani şey mi yapıyorlar, bir direnç mi gösteriyorlar? Yoksa şaşırıyorlar ve hoşmuş diyorlar mı? Nasıl geliyor yani devamı? Yani şöyle, tutki anlamına çok destekleyen firmalar da oldu. Yani evet, genç kişi, ben size destek olmalıyım. Siz de büyüyünle beraber. Bu şekilde çok babacan tavırla davrananlar da oldu. Yani evladım da benim senin yaşında falan şeklinde gidenler de oldu. Ama yok ya, ben bunu hallederim işte. Biraz da böyle her piyasanın kurdu vardır ya. O şekilde yetinenler de oldu. Zaten onlar ilerleyen süreçte yönetimde öyle sorayım. Her alanda olduğu gibi. Peki şimdi bir girişimci olarak hani sen başladın, yola çıktın. Geçen yıldan bu yana artık üretimdesin. Evet. 2 yıllık arkadan sonra. Bir ihracat söz konusu mu? Oraları yok. Evet, yani şu an için Orta Doğu Avrupa'yı zaten ürünler yollamaya başladık. Oralara evet, öyle bir şey. Bir ihracatçı var karşımızda. O kadar demeyelim ama inşallah çok daha büyük hücumlarda oralara yollamayı çok istiyoruz. Sonuçta Türk gıdaları oralarda tutuyoruz. Aslında en büyük, ben gerçekten masaya yollamak istiyorum. Neden Türk yemeklerini uzayda yemek istiyorum?